Tarihi Ohri şehriyle bütünleşen bu muhteşem göl ve orada yaşamış olup yurdumuza göçen göçmenlerimizin gerçek yaşamlarını gene onların anlatımlarıyla zamanın ötesine geçerek yaşayalım mı? Ne dersiniz? Ohri şehri ve onu süsleyen krater gölü hakkında size biraz bilgi aktarmak istiyorum. Ohri şehri ve onunla bütünleşen bu göl, Makedonya'nın güneybatısı ile Arnavutluk toprakları arasında dağlık sınır bölgesinde yer almaktadır. Balkan Yarımadası'nın en derin gölü olma unvanını 290 metre derinlik özelliği ile almıştır. 30 kilometre uzunluğa sahip Ohri Gölü tertemiz bir suya sahiptir. Ohri Gölü'nü bu kadar güzel yapan şeylerden biri de sularını her 10 yılda bir kendisi yenilemektedir. Gölün önemi 1979 yılında UNESCO tarafından fark edilince Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilmesiyle daha da önem kazanmıştır. Göl çevresinde insanoğlunun meydana getirdiği olumsuz etmenler ve gölün su miktarının çevreyle ilgili nedenlerden dolayı giderek azalması, gölün geleceğinin tehlike altında olduğu söylenmektedir. Göl çevresinde kurulmuş 3 büyük şehir vardır. Bunlar sırasıyla Ohri, Stuttgart ve Prohradis'tir. Bugün bu bölgedeki turizmden elde edilen kazanç, balıkçılık gelirlerini geride bırakmıştır. Bu tatlı su gölü yaklaşık olarak 2600 kilometre karelik ekim alanını beslemektedir. Ohri kenti bir turizm şehridir. Gölle aynı ismi taşıyan bu şehirde Osmanlı döneminden kalma 10 cami, bir de tekke bulunmaktadır. Kiliselerin sayısı yaklaşık olarak 40 adettir. Göl manzarası bölgeye özgü evleri ve tarihi mimari eserleriyle ünlü bir turistik buluşma yeridir. Osmanlı'dan kalma Safranbolu evlerine benzer mimari yapısına sahip evler bulunmaktadır. Ohri aynı zamanda Slavlar için oldukça önemli olan Kiril alfabesinin doğduğu yer olarak da kabul edilmektedir. Ohri yaklaşık 220 bin kişilik nüfustan oluşmaktadır. Güneybatı bölgesinin iktisadi, kültürel ve dini merkezi ve Ohri Gölü çevresindeki kurulmuş en eski büyük bir yerleşim merkezidir. Kent yakınlarında Makedonya'nın iki uluslararası havalimanlarından biri olan Ohri Havalimanı da mevcuttur. Günümüzdeki Ohri turizm kenti olarak tanınır. Orta Çağ dönemine dayanan hisarları, yüksek sayıdaki kiliseleri, manastırları ve camilerinin yanı sıra büyük ve milyon yaşındaki Ohri Gölü tam bir cazibe merkezini oluşturmaktadır. Sadece Balkan ülkelerinden gelenler değil, tüm dünya ülkelerinden gelen yabancıları kendine çekmekte ve misafir etmektedir. Bu şirin kentin tarihsel dokusuna bakacak olursak, Ohri 1395 yılında Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmıştır. Türk dönemiyle beraber Ohri'de en büyük değişiklik ticaret hayatında yaşanmıştır. Bu dönem Ohri'nin çehresinde ve sosyal yaşamında bazı ciddi büyük değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bölgedeki Osmanlı egemenliği 1912 yılında sona ermiştir. Sayın izleyicilerim, 1912-1914 yılları arası süregelen Balkan Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu Balkanları tamamen kaybetmesi sonucunda Balkanlarda milyonlarca Türk orada kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise 1926 yılında ilk mübadele olmuştur. Yunanistan ve Balkanlarda yaşayan Türkler, böylelikle gayrimüslimler takas edilmiştir.
Daha sonra 1938 ile 1989 yılları arasında da yapılan değişimler sonucunda yaklaşık 1 milyon Türk Anadolu'ya geri gelmiştir. Halen yüz binlerce Türk Balkanlarda yaşamaktadır. Balkan Türklerinin kökenine bakıldığında Karamanoğlu Beyliği'nin Yörük Türklerinden oluştuğunu tarihçiler ifade etmektedir. Yıllar 1991 yılını gösterdiğinde Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin dağılmasıyla birlikte Makedonya bağımsızlığını ilan etmiştir. Sayın seyircilerim, bu belgeselimde sizler sıcak çaylarınızı yudumlarken Türk göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Ohri şehrinin güzel görüntüleri eşliğinde sizinle tarihsel ve sosyal bir gezinti yaptık. Hani derler ya, tarih tekerrürden ibarettir. İfadesinin gerçekleri vurgulayan ve belgeselime adını koyduğum son Ohrili göçmenleri çok yakından tanıyan şanslı biriyim. Onların vefalı dostluklarına şahit oldum. Onlara bir görev borcumun olduğunu düşünerek bu belgeseli yaklaşık bir yıllık araştırmalarım sonucunda ancak hazırlayabildim. Ohri Yapı Kooperatifi'nin kurucularından Ahmet Soğuksu'nun evine geliyoruz. Ahmet Soğuksu, Ohri'nin çok eski yetiştirdiği insanlardan, saygın insanlardan biri. Merhaba Ahmet abicim, nasılsın? Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abicim. Allah'a emanet. Ahmet abicim. Efendim. Sizinle Ohri hakkında görüşmek istiyorum. Müsait misiniz? Buyurun. Elbette. Müsait. Senin gibi dosta hiç hayır dedim. Ha canım, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sayın Ahmet abicim, siz Ohri'den Türkiye'ye göçen, gelen Ohri'nin en saygın insanlarından birisiniz. İsminiz Ahmet Soğuksu. Sağ ol. Evet. Bana kısaca hayatınızdan bahseder misiniz? Ben Ahmet Soğuksu, Ohri'den Türkiye'ye 1954 yılı son günü Türkiye'ye geldim. Evet. 55 yılının ilk günü Türkiye'deydim. Yolda diğer günler geçti ve son günüm oradaydım. Aslında 1934 oldu, şimdiki tabirle 83-84 yaşlarına bastım. Ama 20 yaşıma kadar Ohri'de yaşadım. Doğdum, büyüdüm, tahsilimi yaptım. Dolayısıyla orada bir de meslek lisesini bitirdiğim için mesleğe girdim. Mesleğiniz neydi efendim? Benim mesleğim ağaç oymacılığı ve sedef kakmacılığı. Oo, ne güzel. Evet. Bunlar, bizim orada bir okul vardı. Ohri'de okul kurulmuş ve bu iş üzerinde spesyaliteler vardı. Dünyaca tanınmış ağaç oymacılığı, hemen hemen bir numaralısı bizden çıkıyordu, yani Ohri'den çıkıyordu. Bizden derken ben kendimi tamamen Ohri'li olarak kabul ediyorum ve bundan taviz de vermem. Onun için bizden çıkıyordu diyorum. Ondan sonraki hayatım 1955'ten sonra Türkiye'de geçti. Sayın abim, bana Ohri'den, yani 20 yaşınıza kadar ki kaldığınız o güzel Ohri'den anımsayabildiğiniz güzel anıları ailenizden biraz bahseder misiniz? Evet. Ben 1934 doğumluyum dedim. Ondan sonraki yıllarda kısa sürede İkinci Cihan abinin başlamasıyla hayata başlar girmiş oldum. Anladım. Ama girmiş oldum dolayısıyla diyorum. Çünkü kiraz bahçelerimiz vardı.
o bahçelere merdiven dayadığımız zaman kiraz toplamaya babamla amcamı askere aldılar. Evet. Ve bu yürütecek ne kimsemiz kaldı ne de er kimsemiz yok yani. Evet. Halbuki aşağı yukarı 50-60 ağaç. Ağaçlar çok büyük kiraz. Biz her sene babamla oradayken bile amelelerle beraber bir ay kiraz topluyorduk. Bir ay bahçeden çıkamıyorduk. Öyle başlamış olduk. Ama yaşam, o zaten kiraz bahçenin ayrı bir hayatı vardı ve güzelliği vardı. Bir ay herkesin hemen hemen bölgesinde kiraz bahçeleri vardı ve orada bir sürü, en çok da Türkler uğraşırdı bu işte. Peki efendim, babanızdan bahseder misiniz bana? Benim babam bakkaldı kendisi. İsmi neydi efendim? Lütfi Nureddin. Nureddin Usta'nın oğlu. Nureddin Usta'nın oğlu Lütfi. Evet, Lütfi. Evet. Adamcağız bildiğim kadarıyla zamanında şöyle diyeceğim. İki aşama geçirdik biz orada. Tito rejimi geldikten sonra özel mülkiyetleri kaldırdı. Dolayısıyla bakkal dükkanı kalmadı. Adamcağız iyi bir şey yaptığı için, isim yaptığı için bunu ilk defa o zamanki yapılanmada Bakkallar Derneği diye, GRANAP diye söz edilen müessese memur aldılar. Maaşlı olarak orada Türkiye'ye gelene kadar bu çalıştı. Ohri'deki Türkler nereden göçüp edip gelmişlerdir efendim? En çoğu bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla yaşlılardan. Çünkü tarih kitapları bizde yoktu. Türkçe hele okuyacak hiçbir şey yoktu. İmha edilmişti veya eski yazılar. Onu da biz öğrenemiyorduk o zamanlarda. Öğrenim yasaktı. Öğrenemedik. Bildiğim, duyduğum kadarıyla çoğunluğu Konya Kahraman'dan geldiklerini söylerdiler yaşlılarımız. Evet efendim. Bunlar arasında benim de şahit olduğum daha yaşlı babam yaşındaki ustalarım vardı. Evet. Bunlar da kimi Horasan'dan geldikleri, kökenleri Horasanlı olduğunu söylüyorlardı. Evet. Bir de mahallemizde ben Karabi Mahallesi 97 numarada oturan kişiyim. Karabey Mahallesi. Evet, Karabey Mahallesi. Karabey. Evet. Evet. Karabey Mahallesi. 97 numarada oturan kişiyim. Orada doğdum, orada büyüdüm. Babam da orada doğmuş, orada büyümüş. Orada ikamet etmiş. Dedem de orada. Daha ilerisini ben bilmiyorum. Fakat ama yani, Ohri'nin yerlisisiniz. Ohri'nin yakın köylerinden olduğumuzu söylerim. Anladım. Ve o köyde de son ispat olarak gayrimenkulümüz bulunduğunu, bir ormanın bulunduğunu, onu da babam şeye hibe etti, köyde vakıfa bıraktı. Çünkü biz öyle bir araziyle uğraşamazdık, uğraşmıyordu adam. Ahmet abicim, bana gösterdiğiniz bu mütevazi hayatınızla ilgili geçmiş anlattığınız için size teşekkür ederim efendim. Sağ olun, memnun oldum her zaman için. Ohri olduğumla gurur duyuyorum. Ama ben Ohrili değilim değil mi? Sen olma. Benim hocam, evet. Ben sana söylemiştim, Dağlıyım ben diyordu. Türkiye'de doğma büyüme Dağlı. Şimdi benim bildiğim ilk Dağlı duyduğum kişi sensin. Anladım efendim. Benim hocamın bir yerde anısını taşıdığın için. Çok teşekkür ederim. Sen de Dağlısın. Evet, Dağlıyım. Onun için sevdim yani şeydi. Sen Ohrili olabilirsin. O da Dağlıydı ama Ohri değildi. Evet efendim.
Peki çok teşekkür ederim efendim gösterdiğiniz yakın arkaya. Ömer abicim, aslen Ohrilisiniz değil mi efendim? Evet. Kaç yaşındasınız efendim? Şimdi 90 yaşındayım. Maşallah, Allah bağışlasın. Ülkemize geri döndünüz. Ohri'de doğdum. Ondan sonra 12 yaşında olduktan sonra ilkokulu bitirdikten sonra girdim. Hristiyan'ın yanında mobilyacı olarak çalıştım. Ondan sonra kalfa oldum, usta oldum ve bir şirkette, demir yollarının şirketinde vagon fabrikasına oraya girdim. Vagon fabrikasında... Kaç yaşındaydınız efendim? Şimdi 90 yaşındayım. Hayır, o zaman vagon fabrikasına girdiğinde kaç yaşındaydınız? 23 yaşında askerlikten geldikten sonra vagon fabrikasına girdim. Oradaki eğitiminiz neydi efendim? Mobilyacıydınız. Evet. Okudunuz, okullar? Sanat okulundan ayrıldım. İkinci sınıftan. Evet. Devam ettim mobilyacılığa. Evet. Ondan sonra 57 senesinde Türkiye'ye geldim. İstanbul'a geldim. İstanbul'da 10 ay kaldım. Ondan sonra dedim, ben İstanbul'da tutunamam. Çok büyük şehir, Ankara'ya geldim. Ankara'da İtik Mobilya'ya girdim. İtik Mobilya'da 2 sene çalıştım. Evet. Benim dedem Mısır'dan 4 kardeş gelmiştiler. Mısır'dan. Ama kim bilir kaçsınız. Mısır'dan. Deden mesleği neydi? Dedemin ismi Mürteza Bey. Murtaza Bey. Mesleği diyor. Dedenin neydi mesleği gelince oraya? İyi bir şey. Çiftlik var. Çiftlik varmış. Molina'nın yarısı. Deden Mısır'dan gelmiş. Dört kardeş. Malik Bey. Nereye gelmişler Mısır? Ohri'ye. Evet. Olabilir miymiş o zaman? Evet, Mısır'dan gelmişler. Oraya gelmişler, dört kardeş. Ama Allah bilir. Dört kardeş. Kaç yaşlarında? Bilmem. Ohri'de hatırladığım çok güzel babam bizi bıçakçıydı. Kendi mesleğiyle idare etti yani. Üç kardeştik orada. Bir tane kız kardeşim İstanbul'da. Ohri'de doğdun değil mi? Biz Ohri'de doğduk. Üç kardeşimiz. Ohri'de en çok neyi sevdin? Neyi sevdim? Ailemi çok sevmişim. Yer olarak yerimiz çok güzel. Yani oturduğumuz semt, insanlarımız, akrabalarımız çok güzel. Göle yakın mıydı? Yakındı. Hatta hiç unutmuyorum. Babam tavanın üstünden üzümleri topluyordu. Yardım ediyordum ben böyle kabağın üstünden indiriyordu üzümleri aşağıya, ben sepetle boşaltıyordum. Annemler onlar fetmez yapacaklardı. Bir arkadaşım geçiyordu, aman dedi, hadi göl kenarına gidelim. Emre'nin akrabası oluyordu, hadi sen de gel. Öyle bıraktım ben babamı ağacın üstünde, kabak ağacının üstüne asma. O zaman işte efendime söyleyeyim, göle gittim. Babam tam gölün sokağından gelirken beni görünce, saçlarım uzun vardı, şöyle saçlarından tuta tuta, sen beni kavağın üstünde bıraktın, niye yardım etmedin anana, yardım edesse. Böyle geçmiştir hayat. Ver abi, Ohri'yi özlüyor musun? Ohri'yi özler misin sonra? Vallahi şimdi özlerim ama Türkiye'de fazla vakit geçirdiğim için Türkiye'yi daha çok seviyorum. Hadi. Ama şimdi desene, akrabalarım hepsi gittiler. Hepsi. Surga'da bütün annemin akrabaları, kardeşleri, hepsi yeğenler, hep Surga'da. Kimi? Şimdi eğer ki Müslümanlar kaçmasaydılar orada fazla Müslüman olurdu. Hayır, söyle. Fazla Müslüman olurdu. Şimdi Surga'da fazla Müslümandır.
Dedova'da fazla Müslümandır. Kostivar'da fazla Müslümandır. Anladım. Hristiyanlar. Hristiyanlardan eğer ki orada kalsaydık Müslümanlar fazla olurdu. Öyle. Balığını yedin mi? Belli miyimdi? Şimdi ben bir şey size söyleyeyim mi? Benim torunum var, oğlanın kızı. Babaanne dedi, sen dedi nereden biliyorsun yüzmeyi dedi, sen dedi, dediyse gittiğimiz zaman. Amerika'sın dedim, ben dedim Ohri Gölü'nde doğmuşum dedim. Yine dedim, ne şuradan dedim, köşe başına kadardı dedim, göl dedim bizim dedim. Ohri'de öğrendim de. Gidiyor muydun yanına? Giderdik. Anam derdim, çamaşır yıkardılar, sabahleyin kalkarlardı, beyaz çarşafları artırdılar göl kenarında. Babaanne hiç tahmin edemem seni derdi. Ohri ne demek? Aslında ohrittir. Ama ohri bizde eskiden ohri yazılıyor. Tamam, ohrinin anlamı nedir? Onu bilemeyeceğim bak. Ömer abi sen biliyor musun? Vallahi bilemem. Neymiş o? Ohrit. Ohrit yazar ama ohri deriz. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Biz giderken pasaport almaya ohri yazdım. Çünkü bizim nüfus kağıtlarımızda ohri yazdım. Niye dediler ohrit yazmıyorsun? Vallahi dedim Makedonlar. Doğru söyledim ben niye? Makedonlar ohrit diyorlar, biz ohri diyoruz. Ben şehadetnamemde ne derler burada ona? Nüfus kağıdı. Yok, okuldan ne derler? Evet, diploma. İşte birinci, kaçıncısı ohri yazıyor. Evet, ohri yazar. Ohri bizim yazar. Türkçe'de ohridir. Ohri. Ama Latince'de ohrittir. Onun neymiş? Sonuna D ilave ediyorlar. Peki neymiş onun? Bir anlamı yok. Hiçbir şey yok. Bilmiyorum. Sayın seyircilerim, tarih yeni bir çizik attığında dünya şafağına, gözler yeniden güneşin büyülü pırıltısına şöyle bir bakar. Diller size anlattığım bu belgeseli fısıldar. Güneşin doğduğu zirveden, güneşi kaybetmeyen zirveye. Bir başka belgeselde buluşmak üzere, hoşça kalınız. Thank you.